Rahatta kalın ya. Rahatta kalın bir ya. Titanik inanılmaz gizemleri daha önce görmediğiniz görüntülerle. Biraz sonra Titanic gemisinin hikayesine ve batma sürecine şahit olacağız. Kurgu Çarpma derken... anında bunu geminin içerisinden göreceğiz. Anlamazsınız kurgu Titanic'i olduğunu. batıran buzdağını ve gemide bıraktığı izin gerçek görüntülerine bakacağız. Ardından suya düşenlerin neler yaşadığını bir deneyle öğreneceğiz ve gerçeklerin peşinden gideceğiz. Hatırladınız mı bu oyun oynuyorduk bunu çözene kadar Morse izlet. Duyduğunuz bu ses, Titanic gemisinden gönderilen yardım çağrısına aitti. Telegraf yardımıyla diğer gemilere yardım çağrıları Morse sinyalleriyle gönderiliyordu. Titanic yavaş yavaş batmaya başlamıştı. Telegrafın başında Jack Phillips isimli 25 yaşında bir genç vardı. Helal olsun. İletişim odası sular altında kalıncaya kadar görev yerinden ayrılmadı. Helal O olsun genç son ana kadar kahramanca davranmıştı. Fakat yaptığı hiçbir şey sonuç vermemişti. Titanic ilk kez battıktan 73 sene sonra bulunacaktı. The great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. That mystery was explained today. The Titanic is 2.5 miles beneath the surface. Scientists in a miniature submarine made the discovery early this morning. Mark Gage reports. Wreckage. Bingo! Yeah! Oh, harbi bulmuştu. And I went in, and there it was. The boiler was on the screen. Ve her şey enkazın bulunmasıyla başlayacaktı. Ama enkazın bulunamayan kısımları da var mı? Oraları çok takip edemedim mesela. Bulunamayan kısımları var mı? Vardır. Hatta yanlış mı hatırlıyorum ben? Bir tane bir elmas mı ne vardı? Onu sonradan bulmaya çalışıyorlardı. Teyzenin teki geliyordu hatta. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Kasayı masayı buluyorlar. Titanic'in gizli... Film mi? Nasıl lan? Ne filmi ya? Onu bir yerde izledim ben ya. Film değil la. Film sahnesi. Allah Allah. Ben niye belgesel diye hatırlıyorum onu? Allah Allah. Yayında izledik diye hatırlıyorum. Neyse. Gizemli hikayesi. Her şey yıllar yıllar önce başladı. 1912 yılında. Günümüzden 111 yıl önce büyük puntolarla şu başlık atılmıştı. Titanic ilk yolculuğuna çıkacak. Geminin bir görseli ve bilet fiyatları da gazetede yer almıştı. Bilmeyen bir tane Türk Titanic'in vardı değil mi? hikayesi aslında bir meydan okumaya dayanıyordu. Transatlantik yolcu ticareti, zengin gezginleri ve göçmenleri taşımak için rekabet eden gemi hatlarıyla oldukça karlı ve yenilikçiydi. Özellikle iki şirket yarış halindeydi. White Star Line ve Cunard. Cunard şirketi iki gemi yapacak ve Atlantik Okyanusu'nu geçerken rekor kıracaktı. White Star Line ise buna cevap vermek istiyordu fakat onlar hızlı gemiler yapmak yerine başka bir yolu seçti. Şirket 1908'de çoğunluğu İrlandalı işçilerden oluşan adeta bir işçi ordusu kurdu. Akıllarında devrim niteliğinde bir yolcu gemisi inşa etmek vardı. Şimdiye kadar tasarlanmış en büyük, en lüks ve en konforlu gemiler. Biz hızlı değiliz belki ama kim bir okyanus boyunca kusarak yolculuk yapmak ister ki diyorlardı. Mottoları buydu. Hedefleri 5 yıl içerisinde Avrupa ile Amerika arasındaki geçişte söz sahibi olabilmekti. Nihayetinde devasa RMS Olympic suya indirildi. Dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük gemiydi. 45 bin tonluk bu gemi 45 bin ton. bin kişi taşıma kapasitesine sahipti.
Şirket kısa süre sonra asıl gözdeleri olan başka bir gemiyi suya indirecekti. RMS Titanic. Yaklaşık 14 bin kişi tarafından inşa edilen Titanic gemisinin suya indirilişini görebilmek için 200 bin insan toplanmıştı. Onu suya indirirken görenler sanki gemi değil de yer hareket ediyormuş gibi hissetmişlerdi. O zamanlarda yaşayan insanlar için bu ulan burada bir şey olsa bir yıkılsa herkes ölür lan. Devasa bir gemiydi. Az önce izlediğimiz videodaki Mr. Beast'in o yat daha büyük değil mi o gemi bundan? Titanic'in sadece çapalarından biri 15 ton ağırlığındaydı. Geminin içerisi en gösterişli eşyalarla döşenmişti. En pahalılarıyla. Değil bazıları mi? Bu gösteriş merakı yerine parayı teknolojiye ayırmalıydılar diye düşünüyordu. Çünkü o zamanlar 4 pervaneli, daha yüksek manevra kabiliyetine sahip gemiler yapılıyordu. Fakat White Star Line şirketi Titanic'in teknolojisiyle ön planda olmak istememişti. Titanic 10 Nisan 1912'de ilk seferi için İngiltere'den yola çıkmak üzereydi. Varış noktaları New York'tu. Gemi Kaptan Smith komutasında öğlen saatlerinde İngiltere'den ayrıldı. Önce Fransız limanı Cherbourg'a gidecek, daha sonra Queenstown'a uğrayıp oradan da New York'a geçeceklerdi. Gemi limandan evet, ayrılırken operatörlere güney yolculuğu sırasında buzdağları olabilir uyarısı yapılmıştı. Bunlar alışık oldukları uyarılardan biriydi. Atlantik denizinde genelde bu uyarılar sıradan karşılanırdı. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Akşam 21.30'da Titanic'ten önde olan Mebasa isimli bir gemi, geçtiği yolun çevresinde büyük buzdağları gördüğünü bildiriyordu. Fakat yapılan uyarı iletişim odasındaki Philip ve Harold tarafından alınmasına rağmen kaptana ulaştırılmamıştı. Çünkü sırada onlar dönemin en hızlı sosyalleşme aracı olan telegrafla birinci sınıf yolcuların New York'ta kendilerini bekleyenlere göndermek istedikleri mesajları iletmekle meşgullerdi. Hava bir anda iyice soğumuştu. Sanki ölümün soğuk nefesi oralarda bir yerlerdeydi. Deniz adeta çarşaf gibiydi. Titanic'te kuş yuvası olarak bilinen gözetleme alanları vardı ve iki gözcü her iki saatte bir diğer iki kişiyle yer değiştiriyordu. Gece yarısı olmak üzereydi. Gemi Grand Banks güneyi açıklarında seyir halindeydi. Gözcü bir ara geminin ön tarafında tam olarak seçilemeyen bir şey gördü. Karanlık olduğu için seçemiyordu ama bu bir buzdağıydı. Frederick geminin çanını 3 kez çaldı ve köprüye telefon etti. Birinci subay Murdoch tam sancak tarafı diye emir verdi. Bu geminin dümenini bir yöne hızlıca çevirmek için kullanılır. Geminin tamam. Hızı saatte sadece 40 kilometre olmasına rağmen o devasa kütleyi artık durdurmak imkansızdı. Sorry, eyvallah. Şimdi oradan yarığı koydu mu? Sen harbi yanından da böyle buzdağını görüyorsun. Sadece 37 saniye sonra saat 23.40'da gemi buzdağına sağ sancak tarafından çarpmıştı. Buzdağı gemiyi bir jilet gibi yarıyordu. Omurgadaki birçok noktada bükülmeler oluştu. Suyun altında kalan perçinler attı ve bu sayede 5 kompartıman suyla dolmaya başladı. Gemi kaptanı Smith, geminin tasarımcısı Thomas'ı yanına çağırdı ve hasar için rapor istedi. Thomas kompartmanlara bakmak için aşağı indiğinde korktuğu başına gelmişti. Çok korkutucu daha. 5 kompartman da su alıyordu. Hem de dakikada 400 ton. Gemi artık kurtarılamazdı. Ve bunu kabullenmişlerdi. Artık tek yapmaları gereken gemiyi hızla terk etmekti. Kaptan filikalara önce kadınların ve çocukların alınacağını duyurdu. Yolcular hemen uyandırıldı ve gemiyi terk edeceklerini öğrendiler. Artık gemide sadece panik havası vardı. O noktada yapılması gerekenlerden biri de yardım istemekti. Bir tehlike... Yardımı da bizim bu 25 yaşındaki arkadaş istiyor değil mi? Doğruyum.
Anında civardaki gemilere Morse sinyalleri gönderildi. Evrim ağacı tamam. İşte eyvallah iletişim yazanlar odasındaki için. Operatörler yolculuk sırasında telegrafla zengin kesim olan birinci sınıf yolcuların yakınlarına mesajlarını iletmek ve onlara gelen mesajları birinci sınıf yolculara göstermekle ilgileniyorlardı. Çünkü bunun için yolculardan para alıyorlardı ve sıradan mesajlarla uğraşmak istemiyorlardı. Yolculuk sırasında farklı gemilerden bazı bilgiler ve uyarılar geliyordu. Örneğin daha kuzeyde olan Kaliforniya'nın gemisi akşama doğru yoğun buzdağları nedeniyle ilerleyememiş ve farklı bir yol aramaya başlamışlardı. Sonunda geceyi bulundukları yerde geçirmek hep bir ihmal yüzünden oluyor böyle şeyler ha. Kararı aldılar. Bu sırada Kaliforniya'nın operatörü Evans yatmadan önce Titanic gemisine "Bakın biz burada buzdağlarından ilerleyemiyoruz. Dikkatli olun." uyarısı yapmıştı. Titanic operatörü Philip gelen mesajlardan öyle bunalmıştı ki Kaliforniya'nın operatörüne "Kapa çeneni, şu anda çok meşgulüm ve çalışıyorum." demişti. Bir süre sonra Kaptan Smith gelip acilen telsizle yardım isteyin diye bizzat emir verdi. Operatörler 400 millik menzil içerisindeki her gemiye ulaşabilirdi. Hemen yakınlarındaki 32 kilometre uzaklıktaki Kaliforniya'nın cevap vermiyordu. İlerleyen dakikalarda yardım çağrısına ilk önce Frankfurt gemisi bak, cevap Frankfurt verdi. Vermiş. Fakat gemi çok uzaktaydı ve başka bir gemiyle iletişime geçin dediler. Yakınlardaki başka bir gemiden çağrı almayı beklediler. Bak bu Karpatya olur gibi. Ve Karpatya onların çağrısına geri dönmüştü. Artık yolcular için tek kurtuluş yolu Karpatya'ydı ve gemi yola çıkmıştı. Hesaplamalarına göre geminin ulaşması 4 saati bulacaktı. Ancak onların sadece 2 saatleri vardı. Artık onlara hiçbir yardımın gelemeyeceğini anlamışlardı. Geminin ön kısmı tamamen suyla dolmuş ve arka tarafı havaya kalkmaya başlamıştı. Oğlum burada olduğunuzu düşünsenize la. Herkes var bak bir ton orada birbirini ezeni, hırsızlık yapanı, birbirini döveni, bağıranı, çağıranı, parasıyla öne geçmeye çalışanı. Ya nasıl bir telaş, panik. Bu sırada Kaliforniya subayı gece yarısını geçtikten sonra saat 1.15'te Titanic gemisinden bir tane roket fırlatıldığına dair kaptanı uyardı. Kaptan Lord bu roketlerin bir yardım çağrısı olup olmadığını bilmek istedi. Bu roketler, daha doğrusu fişekler, tanımlama yapmak için kullanılan ve ışık saçan uyarıcılardı. Titanic'in göndermiş olduğu acil yardım fişeklerinin renkleri farklıydı. O zamanlardaki denizcilik yönetmeliğinin eksikliğinden dolayı Kaptan Lord'un kafası karıştı ve bu fişeklerin acil durum fişeği olup olmadığını bilemedi. Hayda. Kaptan Lord ekibine izlemeye devam etmelerini ve diğer gemilere Morse sinyalleri göndermelerini emretti. Ardından tekrar yatağına çekildi. Saat 1.50'de Titanik'ten 3 fişek daha atıldı ve Kaliforniya'nın subayı Titanik'in suyun içinde ilginç göründüğünü not etti. Bu geminin arka kısmının 45 derece havaya kalktığı andı. Kral nette bir haber dolanıyor Tukan abi yayın açacak diye, doğru mu kardeşim? Bunlar gizli bilgiler değil ki, siz onu anlamıyorsunuz. Tukan abi bak burayı böleceğim, soruyorsunuz çünkü bak. Elrayan yazıyorsun. Adamı güldür. Geliyorsun. Bu yüzden bitecek mi? Yeni yayın düzeni bitti. Haber dolanıyor. Bu gizli bir bilgi değil. Yanlış anlamayın da. Çok kolay bir bilgi ya. Elren yazdın bak çıktı. Bu yüzden bitecek mi? Yeni yayın düzeni. Tak tıklıyorsun. Buraya geliyorsun. Tak burada açıklaması var zaten. Bir comeback attım. Bunun tabii tedavinin çok büyük önemi var. Artısı var. Ve oturmamanın çok büyük önemi var. Cumartesi günü başlıyor işte Tukan abi. Hani zor ulaşamayacağınız bir bilgi olsa zaten herkesten önce ben size söylerim. Saat 2.15'te geminin artık görünmediği konusunda Kaptan Lord tekrar bilgilendirildi. Sabah saat 5.30'da Kaliforniya'nın operatörü Titanic'in operatörü Philip'e mesaj göndermek istedi. Fakat bilmediği şey Philip'in artık Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde olduğuydu. Gece boyunca Titanic'e sadece 32 kilometre uzaklıkta olan Kaliforniya'nın gemisindekiler, hemen diplerinde yardım çığlıkları atan, soğuktan donan insanlara gerzek bir kaptan ve onun subayı yüzünden yardım edememişti. Titanic gemisi gece saat 23.40'da buzdağına çarpmış ve 2.20'de tamamen sular altında kalmıştı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan gemilerden biri bölgeye gelmişti. O gün şanslı olan insanlardan bazıları
felaketten kurtulmuş. Kaç kişi kurtuldu? Yardıma gelen bir gemiden çekilen görüntülerde Titanic'i batıran o buzdağını ve çarpmaya ait izleri görebiliyoruz. Buzdağındaki kırılmalara baktığımızda geminin geçtiği yer net bir şekilde gözükmekte. İşte bu da Carpathia gemisi. Eğer kaptan uyarı işaretlerini kale alıp gelseydi belki de yüzlerce kişi daha kurtulacaktı. Gemi battıktan sonra hayatta kalmayı başaran ve yüzeyde olan insanlar vardı. İşte asıl acıyı geride kalanlar yaşayacaktı. Dr. Mike zorlu hayatta kalma koşulları konusunda uzman biri. Titanic'te su yüzeyinde hayatta kalan insanları neyin öldürdüğünü gösteren bir deney yapacak. Önce 1912 yılında Titanic'in battığı yerdeki Atlantik denizindeki suyun derecesini ölçüyor. Yaklaşık 12 derece. Normalde bunun 5-6 derece aşağıda olduğu biliniyor fakat güvenlik gereği bu 12 dereceye ayarlandı. Gönüllü olan kişinin önce el becerisi ve gücü kontrol edildi. Ardından termal kamera yardımıyla vücut sıcaklığı ölçüldü. Devamında gönüllü yavaşça suya batırıldı. Veri sıcaklığındaki ani düşüş soğuk reseptörlerini hızla uyarmaya başladı. Bu noktada merkezi sinir sistemi durumu algıladıktan sonra vücudu ısıtabilmek için istemsizce hareket ettirmeye başlar. Üşüdüğümüzde titrememizin sebebi de işte tam olarak budur. Yaklaşık 20 dakika geçti. Gönüllü olan kişi soğuktan dolayı şiddetli şekilde titremeye başladı. Artık sudan çıkması gerek. Yoksa hipotermi geçirerek ölebilir. Termal ısı kamerasından bakıldığında sonuç inanılmaz. Kollar adeta bir metal kadar soğuk. Gönüllü olan kişinin sudan sonraki el becerileri %60, gücü neredeyse %40 kayba uğradı. Titanic gemisinden denize düşüp hayatta kalanlar muhtemelen yarım saat içerisinde acı verici bir şekilde yaşamını yitirmişti. Çok korkunç lan. Geminin bir buzdağına Bir de bak 5-6 derece daha soğuğu diyor bak. Adamın şey yapmamak için daha soğuğunu yapmamışlar. Normalde 5-6 derece daha soğuk. Battığı biliniyor ve bu zamana kadar bunun dışında herhangi bir neden düşünülmedi ve batmasına imkansız gözüyle bakılıyordu. Buzdağı Titanic'in gövdesini bir jilet gibi yarmıştı. O halde gemide ucuz malzeme mi kullanılmıştı? 1900'lerin başında çelik yeni yeni kullanılmaya başlanıyordu ve başlangıçta kullanımda bazı zorluklar yaşanıyordu. Titanic gemisinde özellikle ön gövdelerde eski usul demir perçinler kullanılmıştı. Bu perçinler iki metal levhanın arasından geçirildikten sonra çıkıştaki ucunun eritilmesiyle tutturuluyor ve iki metal levhayı adeta birbirine yapıştırıyordu. Bunun dayanıklı olup olmadığı deney ortamında test edildiğinde oldukça sağlam olduğu ortaya çıktı. Yani o hızlarda yandan alınan bir darbeyle geminin batması imkansızdı. O halde gemi nasıl su almıştı? Gözden kaçırdıkları bir şeyler olmalıydı. Ney? Geminin demir perçinleri gayet sağlamdı, o gemi için her türlü hasarı karşılayabilirdi. Fakat hasar yandan bir darbeyle gelmedi, sürtmeyle oluştu. Titanic buzdağına sürterek geçti ve o esnada uçları mantar şeklinde olan ve dışarıya çıkık olan bu perçinler tek tek koptu. Nihayetinde gövdede yaklaşık 9 metrelik bir açılma oldu. Yani Titanic sürterek değil de herhangi başka bir açıdan buzdağına çarpsaydı %99 oranında batmayacaktı. Titanic'i batıran şey sadece bu sebepler de değil. Aslında süreç çok önceden başlamış. Yani laps diye çarpıp gitsin sıkıntı yok. Ama çarpıp sürttüğü için. İşte. Büyükas mı lan acaba? O gün gerçekten acayipti. Gökyüzünde ay yoktu. Deniz inanılmaz bir şekilde durgundu. Araştırmacı Tim Martin'in dediğine göre orada çok sık hava değişimleri yaşanıyordu. Ve bu havanın kendisini kocaman bir lens yapmıştı. Göktekiler netleşmiş, yerdekilerse bulanıklaşmış gibiydi. Bu da adeta buzdağını bir nebze gözlerden gizlemişti. Bu gibi sebepler yüzünden buzdağını yaklaşık 1 kilometre kala ancak fark edebildiler. O gün Titanic'in gözlemcilerinin dürbünsüz olduğu söylenir. Ama dürbünün olması bu konuda zaten bir şey değiştirmez. Değiştirmiyor ha. İnsanlar uzaktaki bir şeyi çıplak gözle fark ederler. Sonra da o şeyi incelemek için dürbün kullanırlar. Yani dürbün olsaydı buzdağını kesin görürlerdi demek pek de doğru olmazdı. Diğer bir yetmezse buzdağının kendisiydi.
Her yıl Grönland'dan yola çıkıp Kanada ve Kuzey ABD kıyılarına vuran bir okyanus akıntısı var. Bu akıntının adı Labrador. Akıntı her sene Grönland'da doğuyor, Grönland'ın batısındaki buzdağlarını kopartıp okyanusa savuruyor ve izlediği rota boyunca birçok buzdağını yanına alarak Kanada ve Kuzey ABD kıyılarına getiriyordu. Titanic'in vurduğu ve batmasına sebep olan buzdağı da 300 gün önce Grönland'dan kopup aylarca süren yolculuk sırasında tam o noktaya gelen buzdağıydı. Kadere bakın ki bundan binlerce yıl önce yağan kar tanelerinin uzun süre birikimiyle oluşan ve zamanla katılaşıp 1,5 milyon tonluk bir kütleye ulaşan bir buzdağı o gün gecenin arkasına saklanacak ve Titanic'in yoluna çıkarak onu Atlantik denizinin derinliklerine gönderecekti. Yani bir tık soldan gitse harbi hiçbir şey olmuyor ha. Titanic battıktan 2 saat sonra 5.30 gibi artık gün ağarmıştı ve hayatta kalanlar geriye dönüp onların neyin mahvettiğini gördü. Çoğunluğu erkeklerden ve alt sınıf insanlardan oluşan 1500 kişi hayatını kaybetmişti. Kaptan Smith de bunlardan biriydi. Aslında bu onun son göreviydi ve mesleğinden emekli olacaktı. Ama acaba harbiden hiç kırmayıp burundan laps diye girse? Hani orada belki gemi saplanıp kalır mı yoksa iyice mi kötü olurdu? Maalesef hayattan emekli oldu. Yaşananları tarif etmek gerçekten imkansız. Daha 3 saat önce odalarında konuşan, sohbetler eden insanlardı onlar. Uyumadan önce çocuklarını öpüp yataklarına yatırmışlardı. Fakat 3 saat içerisinde anneler üzerlerine titredikleri çocukları buz gibi sulara teslim edecekti. Çok kötü ya. Babalar ellerinden kayıp giden ailelerini seyredecekti. Kimi eşler dul kalacaktı ve kimi çocuklar da yetim. Ama geride kalanlardan hiçbiri o günü asla unutmayacaktı. That was that. She stopped. We had a porthole open and I looked out. And the sky was clear, stars were shining, the sea was dead calm. And I thought, I don't know, I couldn't understand it. So I came out of my cabin and I thought, well, I go forward. And I went forward to the well deck on the starboard side and I could see ice in the well deck. There's no sign of iceberg then because he'd passed us. And the lights were shining on the water from the portholes. No sign of damage above waterline. And of course, what had happened, we slipped over the iceberg. First boats were away on the port side. The first boats away didn't have many passengers on board. Bak işte bu muhtemelen zengin olanlar var ya, parayı verdi geçti. They were afraid to go down. There was 70 foot drop to the water. And they didn't think she was going to... Yok yok, alakası yokmuş. Korkaklıktan binmemişler insanlar hani. Gemi batmaz, bir şey olmaz diye. Sink. And she was sinking fast then. And all of a sudden she lifted up quickly. And you could hear everything crashing through her. Everything that was movable was going through her. And then she went down and seemed to come up again. So I thought, well, now I'm going to leave. And now I'll go. And I dropped in. I had a lifeboat on. And I hit the water with a terrific crack. Luckily, I didn't hit anything when I dropped in. There were bodies all over the place. And then I looked up at the Titanic. So the propellers were right out of water. The rudder was right out. And I could see the bottom. And then gradually she glided away, and that was that. That was the last of the Titanic. I didn't want to die. I mean, I didn't see much chance of living, but I was gradually getting frozen up. And by the grace of God, I came across a lifeboat, and they pulled me in. I believe you've even got a watch that you were wearing at the time when you went into the water. Yes, yes. But I couldn't afford anything better in those early days. Here it is. İşte Titanic'in bu kısa hikayesinin arkasında aslında birçok bilinmez daha var. Sırada Lord Mercy'nin tuttuğu notlara, filikalara ait raporlara ve deneylere bakacağız. Titanic gemisindeki o meşhur buzdağı çarpmasının gerçek izlerini ve Titanic enkazına ait inanılmaz görüntüleri göreceğiz. İkinci bölüm için şimdiden yerinizi almayı unutmayın. Bunun için 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ben Nihma. Herkes Evrim Ağacı'nı izle diyor.
Titanic'in hikayesini her... Tamam, herkes evrim ağacı yazıyor, izleyeceğim arkadaşlar. Bugün zaten video günü yani, acelemiz yok. Titanic gerçekten neden baktı? Bakalım. Titanic'in hikayesini herkes biliyor bilmesine ama çoğumuz olayı 1997 yapımı kült film sayesinde biliyoruz. Ben de ilk o şekilde öğrenmiştim ve film beni büyülemişti. O zamanlar sadece 7 yaşında bir çocuktum ve Titanic'in hikayesi beni öylesine etkilemişti ki babam beni film daha ilk çıktığı gün gece 11 seansına götürmüştü. Hatırlıyorum, salon tıklım tıklımdı, sadece bir koltuk kalmıştı ve ben reklamlarıyla 3,5 saat falan olan o filmi babamın kucağında izlemiştim. Batmaz denen o geminin daha ilk seferinde batıp 1523 kişiye mezar olması 1523 bana çok şaşırtıcı gelmişti. Hatta o dönemde Titanic'le ilgili gazetelerde ve dergilerde çıkan yazıları ve fotoğrafları kesip birleştirdiğim bir defterim bile vardı. Olaydan o kadar etkilenmiştim. Tüm absürt tarafları bir yana, DiCaprio ve Winslet'li film gerçekten harika. Ona hiçbir lafı... İzlemediyseniz kesin izleyin la. İzlemeye değer mi değil? Harbiden güzel bir film. Yok. Ama şimdi düşünüyorum da genelde gözden kaçırılan bir şey var. Abi, Titanic, Jack ile Rose arasındaki bir aşk hikayesi değil. Elbet farklı sosyoekonomik seviyelerden binlerce kişinin olduğu bir gemide aşk, tutku, ihtiras, öfke, her türlü duyguyu yansıtan öyküler bulabilirsiniz veya yazabilirsiniz. Ama Titanic bir aşk hikayesi değil. Bir yönetim hatası, bir doğa felaketi ve bir mühendislik faciası. Titanic'i fakir oğlan ile zengin kızın aşk hikayesinin ötesine geçirip de çağının bu muhteşem mühendislik harikasının nasıl... Bu arada evet, bilmeyenler için gemiye binmeyen bir Türk var. O zaman normalde bir Türk yanlış değildir herhalde yani. Gerçi her yerde bir yanlış bilgiler dönüyor da böyle şeylerde. Doğru değil mi o bilgi? Bir Türk o gemiye binmiyor. Hatta kaçırıyor mu? Geç kalıyor, o yüzden dolayı binmiyor değil mi? Öncesinde bavulları ve eşyalı Titanik'e yüklenen Ömer Besim Paşa Titanik'i kaçıran tek yolcuydu. Bu geç kalma ona büyük bir şans olarak döndü ve Ömer Besim Paşa bu faciayı yaşamaktan son anda kurtuldu. Topta bu kadar basit bir şekilde batabildiğini bilimsel olarak sorgulamaya başladığımızda son 110 yılda elde edilen veriler ışığında çok ilginç bir bilim öyküsünün ortaya çıktığını görüyoruz. Sanıyorum Titanik'in gerçek hikayesini anlatmanın vakti geldi. İşte bu Titanik'in bilimsel öyküsü. Evrim Ağacı'nın bütün çalışmaları Patreon, Kryosus ve YouTube destekçilerimiz sayesinde mümkün oluyor. Siz de Evrim Ağacı'ndan yeni bir şeyler öğrendiyseniz sabit yorumdaki bağlantıları kullanarak gücümüze güç katabilirsiniz. Kokoslardaki Hindistan cevizi beyaz avuç değilmiş. 1912 yılında üretilen Titanic, sadece o zamana kadar üretilmiş olan en büyük yolcu gemisi değildi. Aynı zamanda tarihte üretilmiş herhangi bir klasmandaki en büyük gemiydi. Tamam. 169.1 metrelik uzunluğu, 46.328 gross tonluk kütlesi ve 3.547 yolcu kapasitesi onu kendi çağının en büyük gemisi yapıyordu. Gerçi kendisinden önce ikizi olarak üretilen ve daha az bilinen Olympic de vardı. Ve o batmadı. Hatta Olympic o gemi sınıfına da adını veriyordu. Yani Olympic türü bir gemi. Heee, bizim az önce izlediğimiz gemi de Olympic diyorlardı. O yüzden adı Olympic'miş. Bak, bir bilgi daha öğrendik. Ve bu sınıfta kendisi ve Titanic haricinde bir de Britannic vardı. O Britannic de 1916 yılında, yani 1. Dünya Savaşı sırasında bir hastane gemisi olarak kullanılırken Ege Denizi'nde Mürted Adası açıklarında bir Alman mayınına çarparak 55 dakika içinde battı. Hatta Britannic 1. Dünya Savaşı boyunca batırılan en büyük gemi olma unvanına da sahip. Ama Ege sularının daha sıcak olması, çok daha fazla sayıda can kurtarma filikasının olması ve yardımın çok hızlı gelmesi sayesinde 1066 yolcusunun 1036'sı kurtuldu. Günümüz parasıyla 23,5 milyon dolarlık bu gemi bugün Ege'nin güzelim sularında yatıyor. Anlayacağınız Titanik'in ikizi Olympic bu sınıftaki transatlantik yolcu gemileri arasında batmayan tek gemiydi. Ama makus bir kaderi paylaşmamış olmasından olsa gerek onlar kadar popüler olmadı. Ama bugün konumuz Britannic veya Olympic değil. Titanic. Titanic. Ve Titanic
Titanic'in ölüm anı daha doğduğu günden belirlenmişti. Titanic'in batmasının nihai nedeni olan buzdağı, ölümcül darbeyi vuracağı geminin inşa edildiği İrlanda'nın Belfast kentinden 3200 kilometre uzakta, Grönland'ın batısında Titanic ile neredeyse eş zamanlı olarak doğdu. Hoş, karadaki buzullardan kopan bu buzdağının üzerindeki karlar, günümüzden 100 bin yıl öncesine kadar giden bir süre boyunca yağmış karların birikimiyle oluşmuş 75 milyon tonluk devasa bir kütleydi. Ama bu sıra dışı sayılar buzdağları için oldukça sıradan. Yani bu buzdağının özel hiçbir tarafı yoktu. Her sene oluşan 40 bin civarında bu... Ama çok güzel durmuyor mu ya? Buzdağından sadece... Ama 1,5 milyon dedin İkba. O işte herhalde kopan kısmı 1,5 ton. Öbür kısmı... Dur bir daha bir dinleyelim. Günümüzden 100 bin yıl öncesine kadar giden bir süre boyunca yağmış karların birikimiyle oluşmuş 75 milyon tonluk devasa bir kütleydi. Ama bu sıra dışı sayılar buzdağları için oldukça sıradan. Yani bu buzdağının özel hiçbir tarafı yoktu. Her sene oluşan 40 bin civarında buzdağından sadece biriydi. Günümüzde de oluşmaya devam eden bu buzdağları ilginç bir şekilde oluştuktan hemen sonra gemi trafiğinin daha yoğun olduğu güney enlemlere doğru hareket etmiyorlar. Bu arada 1,5 ton olamaz zaten. Biz orada bence Nigma'da başka bir şey dedi. Biz yanlış anladık baba. 1,5 ton çok küçük bir şey olması gerekmiyor mu ya? Araba amına koyayım bildiğin. 1,5 milyon demiş olabilir mi? Okyanus akıntıları nedeniyle önce kuzeye doğru Grönland ile Kanada arasındaki Baffin Körfezi boyunca ilerliyorlar. Sonra önce batıya, ondan sonra güneye dönerek Atlas Okyanusu'na iniyorlar. Bu buzdağlarının çoğu körfez kıyılarının sığ sularında takılıp kalıyor. Bu nedenle neredeyse hiçbiri Atlas Okyanusu'na ulaşamıyor. Ama işte Titanic'in ilk sefere çıktığı o yıl sıra dışı bir olay yaşanacaktı. Buna geleceğim. Ama Titanic faciasına neden olacak olan 3 kritik hata daha üretim aşamasındayken yapıldı. Bunların ilki gemi üretime geçmeden 2 yıl kadar önce geminin baş tasarımcısı Alexander Carlyle ile geminin yatırımcısı ve sahibi olan Bruce Ismay arasındaki bir toplantı. Toplantıda bir diyor ki baba buradan masraftan kısalım da bak senin o dediğini yapmak benim dediğimi yapak. Yoksa sana bu işi vermem. Bak. Da yaşandı. Ismay filmde Kate Winslet'ın indiği o meşhur ana merdivenlerin olabildiğince ihtişamlı olmasını istiyordu. Bu nedenle geminin yapısal bütünlüğü sınırlarına kadar zorlandı ve geminin farklı katlarını bölen ara duvarlar merdivenlere daha çok yer açmak için alçak olacak şekilde inşa edildi. Bir geminin hasar aldığında batmaması veya çok daha zor batması için alınan suyu hapsedecek biçimde tasarlanan bu kompartmanların su seviyesinden olabildiğince yüksekte olması istenir. Ama şaşalı merdiven gibi tasarımsal kararlar nedeniyle bu kompartmanlar su yüzeyinden sadece 3 metre yüksekte olacak şekilde inşa edildi. Bu hata geminin olması gerekenden çok daha hızlı su almasına neden olacaktı. İkinci bir tasarım hatası güverte tasarımında yapıldı. Titanic 64 can kurtaran filikası taşıyabilecek kapasiteye sahipti. Bunların her biri tamamen doldurulmaları halinde epey konforsuz olacak olsa bile yaklaşık 65-70 kişiyi taşıyabiliyordu. Çoğu durumda filikalar o kadar ağzına kadar doldurulmuyordu. Ama gerekmesi halinde 4500 kişiyi filikalarla taşımak mümkündü. Görebileceğiniz gibi bu geminin 3547 kişilik yolcu kapasitesinin fazlasıyla herkesi alabiliyor yani. Üstünde. Ama Bruce Ismay, Alexander Carlyle'ın modellerini incelerken zaten ilk etapta 64 değil de 48 tane olması planlanan filikaların güvertede çok kalabalık ve çirkin bir görüntü yaratacağına kanaat getirdi ve filika sayısının 16'ya indirilmesini baba yapma bunu kardeş istedi. Dolayısıyla 4 tane de açılır kapanır Engelhard filikasıyla birlikte can kurtaran kapasitesi sadece 1178 kişiye düştü. Bu Titanic batarken taşıdığı 2223 kişinin sadece %53'ü demekti. Üçüncü hataysa geminin inşaatı sırasında yapıldı. 1912 gemi üretiminde çelik kullanımının yeni yeni başladığı dönemlerdi. Ondan önce gemiler demirden inşa ediliyordu. Ama demir çeliğe nazaran çok daha yumuşak bir malzeme ve
ve kolayca parçalanabiliyor. Malzeme bilimciler demir atomları arasına %1-2 oranında bile olsa karbon atomu serpiştirmenin demirden kat kat güçlü bir alaşım yarattığını gördüler. Böylece çelik dediğimiz malzeme doğmuş oldu. Fakat çeliğin bu güçlü doğası onun inşaat malzemesi olarak kullanılmasını da bir o kadar zorlaştırıyordu. Mesela büyük plakaları birbirine bağlamak için perçin dediğimiz mantar görünümlü bağlantı elemanları kullanırız. Bu mantarın kuyruğu birbirine bağlanacak metallere açılan deliklerden geçirilir ve o baş kısmına kadar deliğe oturtulur. Sonra o baş tarafından sabitlenip kuyruğuna müthiş bir basınç uygulanır ve bu basınç altında o kuyruk şişerek 1,5 kat çapa ulaşır. Böylece o metal parçaları birbirine perçinlemiş olur. Perçin bir kere yerleştirildi mi kolay kolay çıkan bir eleman değil. Çoğu zaman birleştirilen plakaları da parçalamak gerekiyor. Bu nedenle perçin kalıcı bir bağlantı elemanı olarak sınıflandırılıyor. Tabii bu kalıcılık devasa bir buz kütlesi için hiçbir engel yaratmayacaktı. Fakat üretimdeki hata dediğim şey şuydu. O dönemde kullanımda olan yaygın perçin makinaları Okancım şımarmayın abicim. Demir perçinler için üretilmişti. Çelik perçinler için de makineler üretilmeye başlanmıştı ama çok büyüklerdi. Henüz günümüzdeki kadar ufaltılamamışlardı. Buna rağmen çelik perçinleri Titanic'in gövdesinin birçok yerinde kullanmak mümkün oldu. Ama pruva yani baş tarafındaki omuzluklara yani yanlara yanaştıkça parçalar kıvrılarak birbirine yanaştığı için bu çelik perçin... Oralara demir atak mı demişler? Çin makinalarını geminin ön kısımlarına sokup çelik perçinleri yerlerine yerleştirmek mümkün olmadı. Bu nedenle geminin ön taraflarında çelik yerine demir perçinler kullanıldı. Bu çok daha yumuşak ve zayıf perçinler 5 milimetrecik bir kayma altında bile parçalanabiliyordu ve bu buzdağının gemi gövdesini bir fermuar gibi açmasına neden olacaktı. Bu hatalar silsilesi aslında tek bir kararla önlenebilirdi. Ticari gemilerin sefere çıkabilmesi için İngiliz Ticaret Odası'ndan izin alınması gerekiyordu. O da filika kapasitesinin yolcu sayısının çok altında kaldığını söyleyerek gemiye seyahat izni vermeyebilirdi. Ama o zamanlarda minimum filika kapasitesi yolcu kapasitesine oranla değil sabit bir sayıyla belirleniyordu ve o sayı o dönemde 1060'tı. Dolayısıyla Titanic'te yeterli filika kapasitesi olduğuna kanaat getirildi ve gemiye seyir izni verildi. Titanic... Baba tamamen demek ki harbiden doğru. Tamamen yanlış hareketler. Para odaklı ilerlemeler ve bu şaşa görüntü mörüntü milleti öldürmüş. Şaşa maşa görüntüye mörüntüye odaklanmasalarmış hiçbir şey olmazmış. Titanic yola çıkmadan bir ay kadar önce bir dizi diğer talihsizlik yaşandı. Geminin kaptanı, Titanic'in üreticisi olan White Star Lines'ın en deneyimli kaptanı olan John Smith'ti. Smith'in hoş sohbeti ve kaptanlığı o kadar popülerdi ki Vanderbilt, Guggenheim veya J.P. Morgan gibi milyonerler sırf Smith'in kaptanlığındaki gemilere binebilmek için biletlerini değiştiriyorlardı. Zenginler arasında milyonerlerin kaptanı unvanını almıştı. Kaderin cilvesine bakın ki Smith, Titanic yolculuğunu tamamladıktan sonra emekli olacaktı. Aslında Titanic 1912'nin Mart ayında yola çıkacaktı. Ama hazırlıklar devam ederken ikizi Olympic'in bir diğer İngiliz gemisi olan HMS Hawke ile çarpışarak ağır hasar aldığı haberi geldi. Bu nedenle gemi acil tamir için limana çekildi ve onun üzerinde yapılan çalışmalar Titanic'in yolculuğunu bir ay öteledi. Bu gecikme Kaptan Smith'in Baba her şeyi bildiğin denk gelmiş lan. Çalışabileceği mürettebatın değiştirilmesini gerektirdi. Mesela 3. kaptan David Blair yerine Olympic'in 3. kaptanı Henry Wild getirildi. Neden bu kadar detay anlatıyorum derseniz, görevden alınan David Blair apar topar eşyalarını toplarken karga yuvası olarak da bilinen, daha teknik adıyla çanaklık denen, ufku gözleyen mürettebatın eşyalarının olduğu odanın anahtarını yanlışlıkla yanında götürdü. Bu nedenle gemi... Buyur cenaze namazına baba! Buyur. Geminin tepesinde denizi gözleyen gözcülere yeterli sayıda dürbün verilemedi. Aslında köprüde yeterince dürbün vardı ama kimse çanaklığa dürbün götürmekle uğraşmadı. Bu hatalar buzdağının çok daha geç fark edilmesiyle sonuçlanacaktı. İşte tüm bu şartlar altında Titanic 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından Amerika'nın New York kentine doğru henüz farkında olmasa bile son yolculuğuna doğru yola çıktı. Gerçi o dürbün olsaydı işler değişirdi.
miydi bilmek zor. Çünkü Titanic'in battığı gece olan 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece gökyüzünde ay yoktu. Dolayısıyla geminin ışıkları ve yıldızlar hariç hiçbir ışık kaynağı bulunmuyordu. Ayrıca o... Bu geminin önüne böyle devasa projeksiyon gibi hapishanelerde böyle takip ediyorlar ya. Onlardan falan koyarlarmış amına koyayım la 5-10 tane. Gün aşırı durgun olan okyanus sularının üzerinde aşırı soğuklar nedeniyle hafif bir sis, adeta bir serap oluşmuştu. Tüm bunlar buz dağları için ölümcül bir kombinasyondu. Okyanus biraz daha dal... Ya bana mende fırlamıyorum falan. Dalgalı olsa buzdağının kenarlarına çarpan sular onun daha erken fark edilmesini sağlardı. Tepede ay olsa buzdağını görmek çok daha kolay olurdu. Hava biraz daha sıcak olsa o okyanus üstü buğusu belki de oluşmazdı. Hadi bunlar müdahale edilmesi güç hatalar. Ama affedilmez bir hata seyir halindeyken geminin iletişim odasında yapıldı. Titanic sadece boyut bakımından değil teknoloji bakımından da çağının lideriydi. O dönemde var olan en gelişmiş kablosuz iletişim sistemlerine sahipti. Tabii aklınıza bilgisayarlar falan gelmesin. Hala Morse alfabesiyle iletişim kuruluyordu. Ama birçok geminin iletişim menzili sadece 300 ila 400 kilometre civarındayken Titanic'in 60 metrelik kulelerine yerleştirilmiş alıcı ve vericileri sayesinde iletişim menzili 650 kilometreye kadar çıkarılabilmişti. Atlas Okyanusu'nu geçen gemiler için bu... Amcık milletten 50 dolar alacaksın, 60 dolar alacaksın diye herkesi öldürdün lan. Bu gemiler arası iletişim ağı çok önemliydi. Çünkü birbirlerine gördükleri tehlikeleri bildirebiliyorlardı. İşte buzdağları da bu tehlikelerin başında geliyordu. Yani Atlas Okyanusu'nda buzdağı tehdidi bilinmeyen bir şey değildi. Hatta sırf bu nedenle Kaptan Smith Nisan gibi geç ve tehlikeli bir ayda yola çıkmak zorunda kaldıklarını bildiği için normalde gideceğinden daha güney bir rota çizmişti. Amacı 48 derece kuzey enleminin ötesine kolay kolay geçemeyen buzdağlarının daha da güneyinde kalabilmekti. Ne var ki %1'den düşük olduğu hesaplanan bir olay gerçekleşti. O sene onlarca buzdağı hep birlikte 48 derece kuzey enleminin güneyine inmeyi başardı. Şöyle düşünün, günümüzde sırf bu buzdağlarını takip eden Titanic faciasından sonra kurulmuş Uluslararası Buz Devriyesi diye bir ekip var. Her yıl Atlas Okyanusu'ndaki buzdağı koridorunu ve Avrupa ile Amerika'yı birbirine bağlayan gemi yollarını tarayarak buzdağlarının durumunu ve konumlarını tespit ediyorlar ve gemilere anlık olarak bildiriyorlar. Bu ekip çoğu sene 48 derece kuzey enleminin altına inen buzdağı sayısını sıfır olarak veriyor. Ama mesela 2007 yılında bunu yapabilen 324 buzdağı vardı. Yani bazı yıllar çok daha fazla sayıda buzul kopuyor ve bunlardan bir kısmı sıra dışı mesafeler kat edebiliyor. İşte 1912 yılında olan da buydu. O yıl diğerleri gibi sıradan bir yıl olsa belki de Titanic batmayacaktı. Her şey denk gelmiş oğlum. İletişim odasında yaşandığını söylediğim affedilmez hataysa şuydu. Yönetim iletişim mürettebatına çok az para ödüyordu. Onların asıl gelir kaynağı gemiyle ilgili güvenlik iletişimini sağlamaktan ziyade gemideki yolcuların karadaki akrabalarına göndermek istedikleri mesajları iletmek ve onlardan gelen mesajları yolculara aktarmaktı. Bak işte tüm her şey aslında... Hiçbiri olmasa sadece şu adamlara bak hadi o görseli yaptın şaşayı düzenledin şey yaptın. Ulan bari bu adama da bir 500 dolar vereceğine 1000 dolar ver de adam onunla uğraşmasaydı şu an bu yaşanmayacaktı. Bahşişler yoluyla bu işten çok daha fazla para kazanabiliyorlardı. Ehaliyle onlar da buna ağırlık veriyorlardı. Şimdi Titanic gibi meşhur bir geminin ilk yolculuğunda tabii ki yüzlerce zengin yolcuyla tanıdıkları arasında da müthiş bir mesaj trafiği yaşanıyordu. İş yükü altında ezilen mürettebat çok büyük bir hata yaptı. Yola çıktıklarından beri toplamda 6 farklı gemiden buzdağı uyarısı almışlardı. Bunlar gördükleri buzdağlarının yerlerini, büyüklüklerini ve benzeri özelliklerini Titanic'e bildirdi. Bu gemilerden biri SS Californian isimli bir gemiydi. İşte. Buzdağları o kadar büyük bir sorun yaratıyordu ki Californian buzdağları ile çevrilmişti ve durmak zorunda kalmıştı. Geceyi hareket etmeden geçirip gündüz vakti daha rahat görerek yollarına devam etmek istiyorlardı. Bu durumu Titanic'e bildirdiler. Ama Titanic'in o anda görev başında olan tek iletişim görevlisi olan Jack Phillips bir yandan yolcuların mesajlarıyla boğuşurken diğer yandan Californian'ın buzlar nedeniyle geceyi hareketsiz geçireceği gibi önemsiz bir bilgiyle vakit kaybetmek istemedi. Californian'a gönderdiği son mesaj şu oldu. Kapa çeneni, kapa çeneni.
Cape Race'ten gelen mesajlarla uğraşıyorum. Cape Race bir iletişim röle operatörüydü. Bu adam var ya, bu adam harbi çok büyük hataya düşmüş. Kaliforniya'nın telsiz operatörü Cyril Evans, Phillips'in bu kaba tavrından rahatsız olarak Titanic'ten gelen sinyalleri kapattı. Bu basit hata Titanic için ölümcül bir diğer darbe olacaktı. Kaliforniya'da haklı baba yani. Şimdi ben de Kaliforniya'daki iletişim şeyi olsam derim, ama ne koyayım, seninle mi uğraşacağım, kapat şunu sinyallerini derim. Çünkü Kaliforniya'nın Titanic batarken ona en yakın olan gemiydi. İşte bu hatalar silsilesi kapkaranlık bir havada, buz dağlarıyla dolu bir okyanusta, saatte 41 kilometre hızla, yani maksimum hızından sadece 3.7 kilometre az bir hızla ilerleyen Titanic için sonun başlangıcı oldu. Her ne kadar bu yüksek hız sorumsuzluk olarak lanse edilse de dönemin gemicilik normları içindeydi. Belki geminin devasalığının karşılaşabileceği tüm sorunların üstesinden geleceğini biraz fazla güveniliyordu ve gereğinden fazla hızlı gidiliyordu. Ama o kadar da sıra dışı sayılmazdı. İşte bu yüksek hızda ilerlerken güverteden 29 metre yüksekteki karga yuvasında ufku dürbünsüz olarak gözleyen iki görevli saat gece 11.30 sularında ufukta bir parıltı gördüler ama ne olduğunu ilk etapta anlayamadılar. Buzdağının soğuk sularının okyanus sularıyla buluştuğu yerde oluşan serap görüşlerini engellemişti. Titanic'le buluştuğunda bu buzdağı tam 1,5 yıldır okyanusta yüzüyordu ve 41 derece kuzey enlemine kadar inmeyi başarmıştı. 90 metre genişliğinde ve suyun üzerinde 22 metre yüksekliğindeydi. Tahminlere göre o noktada artık eriye eriye 1,5 milyon ton kütleye inmişti. Ya bak, 1,5 milyon tonmuş da. Gözlemciler o parıltıyı görmelerinden sadece 9 dakika sonra ve çarpışmaya sadece birkaç yüz metre kala tehlikeyi fark ettiler. Hemen telefona sarılan mürettebat o 3 meşhur kelimeyi söyledi. Buzdağı tam karşıda. Bu mesajı o esnada istirahat eden Kaptan Smith yerine ikinci kaptan William Murdoch aldı. Sadece 37 saniye içinde alarmlar çalındı, motorlar tamamen durduruldu ve tersine çevrilmeye başlandı. Bu gemiyi yavaş yavaş döndüren rutin bir manevraydı. Ama muhtemelen verilen yanlış kararlardan biri de işte buydu. Devasa geminin durması için en az 800 metre bir mesafe gerekiyordu. Ama o noktada buzdağı sadece 274 metre ötedeydi. Motorları tersine dönmeye başlayan Titanic ağır ağır iskele tarafına, yani burna göre sol tarafa doğru kaymaya başladı. Böylece buzdağı sancak, yani görece sağ tarafa kaydı. Fakat bu dönüş yeterince hızlı değildi ve artık çok geçti. Titanic devasa buzdağına çapraz bir şekilde çarptı ve suyun altında kalan buzdağı çıkıntıları, o başta sözünü ettiğim demir perçinleri bir fermuar gibi söküp attı. Gemiyi döndürme kararı verilmeseydi de sadece yavaşlayıp direkt olarak Pruva'da, yani burunlamasına o buzdağına çarpılsaydı Titanic belki daha büyük bir hasar alırdı ama muhtemelen batmazdı. Ya. Çünkü gemilerin genelde Pruva tarafından bir şeylere çarpması beklendiği için ön tarafları daha ağır darbeler alabilecek şekilde tasarlanıyor. Gemiler de tıpkı araba kazalarında olduğu gibi ön taraftan büküldükçe enerjinin çoğunu sönümlüyorlar. Bu sayede yan plakalar açılmamış oluyor ve sadece ön tarafta su alımı oluyor. Ki onu önlemek de çok daha kolay. Gerçekten de daha önceden buzdağlarıyla veya diğer gemilerle direkt olarak çarpışan gemiler batmadan su üstünde kalabilmişti. Hesaplara göre Titanic'te su alabilecek şekilde tasarlanmış 16 kompartmanın 4'ü bile suyla dolsa gemi yüzebilirdi. Ama gemi buzdağına yandan çarptığı için aynı anda 5 kompartman boyunca toplamda 1 metrekarelik yarıklar açıldı. Ve gemiye saniyede 7 ton su dolmaya başladı. Saniyede 7 ton. Sonrasında yaşanan kaosu, korkuyu, kahramanlık öykülerini ve dehşeti filmden zaten biliyorsunuz. Oraları tekrar etmeyeceğim. Adeta bir can pazarı yaşandı. Geminin orkestrası gerçekten de moralleri yüksek tutmak için müzik çalmaya devam etti. Yazık oğlum adamlara ya. Düşünsene, adamlara zorla çaldırıyorlardır kesin ya. Yüzlerce kişi kendini -2 derecelik soğuk sulara atarak kurtulmaya çalıştı. Ama donarak öldüler. Çoğu sevdiklerine ulaşmaya çalışırken boğuldu. Titanic batmadan önce ikiye bölündü ve altında kalan onlarca kişiyi öldürdü. Başta ikinci ve üçüncü sınıf daha fakir yolcular olmak üzere yüzlerce kişi kameralarında boğularak öldü. Tüm bu olaylar sırasında bir hata daha yapıldı. Ya... mod ekibi saçma sapan sürekli espri peşinde koşan arkadaşlara bir timeout atın ya. Yanlış kişiye attım. Yanlış kişiye attım. Açtım onu.
Ama sürekli ya şuna bir müdahale edeyim. Zaten mod alımı yapacağım da. Şu taşınma işi bir bitse tüm düzeni oturtacağım da. Yetmiyor mod ekibi. Ya çocuklukla falan alakası yok abi. Alışmışlar her yerde espri yapmaya çalışıyorlar. Sevgili dostlar. Güzel kardeşlerim. Esprinin de yapılması gereken yer vardır. Hani her dakika her saniye espri yapmaya çalışınca komik olmuyor. Canını yediklerim. Alacağım. Zaten büyük ihtimalle de şey yapacağım. Bir mod başvurusu gibi bir şey açacağım. Hepsini oturtacağım. Hepsi bende. Discord'da düzenleyeceğim. Her şey düzenleyecek. Bir taşınma işim bir bitsin. Onu da söyleyeyim. Kaptan Smith filmde de gösterildiği gibi adeta şok olmuştu. Son yolculuğu gerçekten de son yolculuğuna dönüşmek üzereydi. Batmaz denen Titanic sadece 2,5 saat içinde batacaktı ki bu şaşırtıcı derecede yüksek bir batış hızı. Gemide yeterince can kurtarma filikası yoktu. Hızla... O olayı da bir konuşacağım bizim ekiple beraber. Acaba hani abone modda mı devam etsek belli bir süre? Yavaş yavaş eliye eliye mi ilerlesek? Hepsini halledeceğim. Hepsi bende. Siz rahat olun. Ayarlanacak hepsi. Civardaki gemilere yardım sinyalleri gönderildi ama en yakın gemi olan Californian yaşanan terbiyesizlik sonucu telsiz iletişimini kapattığı için Titanic'e asla yardıma gelmedi. Ondan sonraki en yakın gemi olan RMS Carpathia 93 kilometre uzaktaydı ve daha yavaş bir gemiydi. En yüksek hızı olan saatte 31 kilometre ile gelecek olsa bile 3-4 saatten önce varamazdı. Ki öyle de oldu. Olay yerine ilk zaten gelen gemi olan Carpathia, Titanic'e ulaştığında gemi 1,5 saat kadar önce okyanusun 3840 metre dibine doğru yolculuğa başlamıştı. Oh. Üzerinde kalan ve filikalara bindirilememiş olan 1500 kadar yolcusuyla birlikte. Tüm bu korkunç gerçeklerle boğuşan Kaptan Smith, içinde bulunduğu buhran anında yardımcılarına, kadınlara ve çocuklara öncelik verin diye mırıldandı. Mürettebatın bir kısmı bu emri yanlış yorumladı ve sadece kadınlar ve çocuklar olarak uygulamaya koydular. Sırf bu nedenle aileleri birbirinden ayırdılar. Babaların filikalara binmesine izin vermediler. Dahası kaptanın emri öyle diye zaten az sayıda olan filikayı da tam doldurmadan suya indirdiler. Bu da başta erkekler olmak üzere ölü sayısının katlanarak artmasına neden oldu. Tesadüfe bakın ki kurtulan o az sayıda erkekten biri geminin sahibi Bruce Ismay'di. O Force'unu kullanarak kendi emriyle sayısını azalttığı filikalardan birine binmeyi başarmıştı. İşte böyle. Titanic sadece bir buzdağına çarptığı için batmadı. Titanic tasarım hataları yüzünden battı. Malzeme seçimi ve teknolojik hatalar yüzünden battı. Ekipman yetersizliği yüzünden, iletişim tarafındaki eksikler yüzünden, işçilere hak ettikleri değerin verilmemesinden ve hırs yüzünden battı. Titanic çoğu önlenebilir olan yanlış kararlar silsilesiyle kötü talihin bir araya gelmesi yüzünden battı. Ama Titanic'ten bu yana işler çok değişti. En basitinden söz ettiğim uluslararası buz devriyesi kuruldu. İngiltere ve Amerika bir araya gelerek deniz hukukunu gözden geçirdi. Mesela filika sayısının belirlenme biçimini yolcu sayısına göre olacak şekilde değiştirdiler. Gemilerin birbiriyle telsiz iletişimini kapatması yasaklandı. Gemilerin ara duvarlarının minimum yüksekliği... Ya onlar mesela telsiz iletişimini kapadı ya, acaba onlara bir ceza kesildi mi? Ne sınırlamalar getirildi. Anlayacağınız gemicilik tarihi de kanla yazılmış oldu. Ayrıca teknoloji de durmadı. Mesela Titanic kendi zamanının en büyük gemisi olabilir ama günümüzde okyanuslarda gezen en büyük gemi olan Sea Wise Giant 458 metrelik uzunluğu ve 261 bin gross tonluk kütlesiyle Titanic'i adeta bir kayık konumunda bırakıyor. Ayrıca The Symphony of the Seas gibi Titanic'ten 3 kat uzun, 5 kat ağır ve 3,5 kat fazla yolcu kapasitesine sahip canavarlar varken modern teknolojiyi Titanic gibi nostaljik bir mühendislik harikasıyla kıyaslamak abesle iştigal etmek olur. Ama her halükarda hem Titanic'in başına gelen sıra dışı olaylar silsilesi hem de filmin etkisiyle ulaştığı geniş kitleler düşünülecek olursa daha uzun bir süre boyunca başka hiçbir geminin kolektif hafızamızda bu kadar yer etmesi mümkün gözükmüyor. Ve öyle olması belki de iyi bir şeydir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Chat'teki problemleri sürekli şey yapmanıza gerek yok. Yavaş yavaş biz onları banlaya banlaya timeout ata ata düzelteceğiz. Problem etmeyin, kafanıza takmayın. Bunlar kafanıza takacağınız, problem edeceğiniz şeyler değil.
Yani tekrar söylüyorum, bir daha söylüyorum. Burada mesela şu an 9900 kişi var. Bunu yapan 15 kişi, 5 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Bunlardan yavaş yavaş kurtula kurtula hallederiz. Siz dert etmeyin. Benim şu taşınma işim bittikten sonra ben düzenine oturacağım. Şu an mesela 5 mod varsa aktif, onu 10'a, 15'e, 16'ya çıkaracağım. Her şeyi düzelteceğim. Rahat yani. Kolay. Zor şeyler değil. Hepsi kolay şeyler. Aleykümselam. Taşınmayla ne alakası var? Taşınmayla ilgilendiğim için bilgisayar başında vakit geçirmiyorum. Yani ekibi düzenleyemiyorum. Alım yapmayı, şeyi kontrolünü başında durmam lazım bunların çünkü. Kafasına göre selamun aleyküm diyelim mi alacağız? Nasıl yapacağız oğlum? Başvuru açacağız, şey yapacağız. Onları planlayacağım ben hepsini. Selamun aleyküm diyelim mi alayım? Nasıl yapayım ben? Aleykümselam. Abi sana güzellik malzemesi verelim mi? Denemen için, yüzün için. Babam yapıyor bir şeyler. Denemek ister misin? Valla böyle deyince bir denemek isteyesim gelmedi.